Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsele rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâm alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabihil mukaddimîn alâl khayri velâv asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ya Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza huttistum anni bi hadisin ta'rifunehu ve la tunkirunehu kultuhu ev lem akulhu fesattiku bihi ila ahiril hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin cümle peygamberan-ı rızam aleyhümün salavat ve teslimatın, ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin, bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itihar dar baka edenler, rahmetullahi aleyhi mecmainin, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının, kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz üstazlarımızın, meşahefendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İza huddistum anni bi hadisin. Benden size bir hadis nakledildiğinde, aktarıldığında, rivayet edildiğinde benim adıma peygamber böyle söyledi diye söylenildiğinde, daha evvelki hadislerde de size arz etmiştik. İslam dininin ikinci kaynağı hadis-i şerif. Birinci kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan, ikinci kaynağı onda bulamadıklarımızı veya da onda kapalı, pek açıklanmamış prensip halinde olan hükümlerin açıklamasını hadiste buluruz. Evet, ikinci kaynak bu. Onun için bu hadiste çok titiz davranmak gerekir. Hadisin de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den olup olmadığını iyi araştırman yolu, hadisin senedi dediğimiz, peygamberden kim duydu, ondan kim duydu, ondan kim duydu, en son bu kitaplara yazılana kadar Efendimiz'den beri böyle kimden kimin duyduğunu anlatan zincire senet deniyor. Hadisin senedi deniyor. Buna da isnat deniyor. İşte bu isnat, bu senet çok önemli. Bunu nakleden, hadisi nakleden kişiler güvenilir, sadık kişilerse hadiste şüphe yok. Ama onlarda biraz çürüklük varsa hadis hemen ayıklanıyor, zayıf hadislerin arasına atılıyor. Hatta bunlar vadda, uydurucu, yani olmayan şeyi söylüyorlar. İse mevzu, hadis, uydurma hadis deniyor. Böyle bir usul hadis var. Hadis metodolojisi. Bir hadisin güzelliğini, doğrusunu, yanlışından, uydurmasını nasıl seçeceğiz? İslam uleması bir ilim geliştirmişler. Buna hadis metodolojisi, usul hadis deniyor. Aynı fıkıhta da var. Usul fıkıh. Fıkıh metodolojisi, İslam hukuku metodolojisi, tefsirde var, usulü tefsir. Bu İslam'a mahsus, Müslümanlara mahsus bir ilim türüdür. İşte bununla ilgili şimdi Peygamberimiz ölçü veriyor. Bir hadis, dinin ikinci temeli olarak benden nakledildiğinde, Peygamber böyle buyuruyor, böyle söylüyor denildiğinde size tarifunehu. Evet, hakka uygun. Hak Kur'an. Evet, Kur'an'a uygun. Kur'an'ın genel prensiplerine uygun.
Bu o kadar güzel bir şey ki. Bugün modern hukukta da böyle. Kanunun, anayasanın ruhuna, özüne uygun, sözüne uygunsa diye mesela Yargıtay Genel Kurulu hakim verdiği kararı kanunda olmayan bir olayla karşılaşmış. Hakim olayı ben bunu kanunda bulamadım diye reddedemez. Yasak. Çözecek vatandaşın işini. Çözerken nereye uyacak? Kanunda yok yeri. İfadesi yok. Ha, anayasanın, kanunların özüne, ruhuna, sözüne uygun bir mantıkla söylemişse hemen onaylanır, tasdik edilir. Aynı şeyi burada da söylüyor. Benden bir hadis duyduğunuzda onun hakka, Kur'an'a uygun olduğunu biliyorsunuz. Evet. Din de bunu reddetmiyor. İçeriği, hadisin anlamını din, ki ona şeriat deniyor. Evet. Şeriat da bunu reddetmiyor. Uygun. Dinin genel prensiplerine uygunsa وَلَا تُنْكِرُونَهُ Hakka aykırı bulmuyorsunuz. Dine aykırı bulmuyorsunuz. Yadırgamıyorsunuz. Çünkü dine aykırı bir tarafı yok. Uymadığı bir tarafı yoksa فَقُلْتُهُ Ben onu söylemiş olayım. اَوْلَمْ اَكُلْهُ İsterse söylememiş olayım. O aktarılan söz Kur'an'a, Hakk'a, dine uygunsa, aykırı bir tarafı yoksa, ben söylemiş olayım, olmayayım. Fesettuku. Evet, bihi. O sözü tasdik edin, doğrulayın, kabul edin. Kabul edin. Ve'amelu ve bellivu bihi ve la tetruku ve la tükezzibu. O duyduğunuz hadisle amel edin, uygulayın, tatbik edin. Başkasına da ulaştırın onu. Bırakmayın, yalanlamayın. Evet. Yoksa bir güzel şeyden mahrum kalırsınız. Ümmet-i Muhammed o güzelin, güzel sözün bereketinden mahrum kalır. Feinni, neden? Neden? Yani benden olup olmadığı kesinleşmemiş. Ama nakledilen sözün elinizde bir senedi sebedi yok. Mesela diyorsun Bukhari diyorsun. Tirmizi diyorsunuz. Müslim diyorsun. Böyle bir senedini bulamadın. Ama hadisin içeriği Kur'an'a uygun, dine uygun, aykırı bir tarafı yoksa ben onu söylemiş olayım, söylememiş olayım. Tasdik edin, yalanlamayın. Onun bereketinden mahrum kalırsınız. Neden? Feinni akulu ma yurafu. Evet. Ve la ma yunkaru. Çünkü ben dinde kabul edilen, dine uygun olan şeyi ancak söylerim. Allah benim dilimi, kalbimi hakka uygun hale getirdi. Ben bunun dışına çıkmam. Ben hep söylersem hak söylerim. O söylenen şey haksa alın onu. Evet, çünkü ben hakka aykırı, dine aykırı bir şey söylemem. Ve la ma yunkaru, dinde yadırganan, reddedilen bir şeyi söylemem ben. Evet. Maruf nedir? Münker nedir? Biliyorsunuz ümmeti Muhammed'in alameti farikası marufu emreder, münkeri nehyeder. Kuntum hayru ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil marufi ve tenhavna alil münker. Siz ey ümmeti Muhammed marufu emretmek, münkeri nehyetmek için dünyaya gönderildiniz, yaratıldınız. Bizim alameti farikamız budur. Evet, şimdi naklederler. Gerçeğini bilmiyoruz. Efendim İsa aleyhisselam bu tarafa tokat vururlarsa bu tarafını çevir, burayı da vur demiş. Evet, bu olgunluk bakımından, şahsi kişisel olgunluk bakımından bir güzel bir haslettir. Sana küfreden adama uyma. Ha, tamam, kabul et. Uyma yani, kavgacı olma. O bakımdan bir güzelliği var bu sözün ama yanlış bir şeye okey denmez İslam'da. Peki denmez.
İslam'da her Müslüman, yalnız hocalar değil, her Müslümanın alamet-i farikası, ayırıcı vasfı öteki milletlerden doğruyu emreder. Doğrunun gerçekleşmesine çalışır, yanlış bir şeyin olmasını engeller. Tabii teklifi ma la yutak, gücün yetmeyeceği şeyi yüklemek, bir adama emretmek yoktur İslam'da. La yukellifullah nefsen illa vüs'ahadır. Burada bu şartlar dahilinde sen bir kötülüğü önleyebiliyorsan önlemek zorundasın. Bir iyiliği emretmek imkanında, yetkisinde varsan, elindeyse bu, emredeceksin. Bu senin Müslüman olman ayrılmaz niteliği, mümeyyiz vasfı bizim bu. Bunu yapmıyorsan, öyle diyor Peygamberimiz, bir kötülük gördüğünüz zaman fiilen bırak onu deyin. Önleyin. Yapamadınız, sözle müdahale edin. Yapma onu diyeceksiniz. Onda söylemiyorsunuz. Hiç olmazsa kalben, ah bir elimden gelse ben buna engel olurdum diye içinizden onu sevmeyin, reddedin. Bunu da yapmıyorsanız orada iman yok diyor. Müslümanlık yok, müminlik yok diyor. Kötülüğe rıza müminliğe sığmaz, Müslümanlığa sığmaz. En azından kalben sevmeyeceksin, onu reddedeceksin. Yalnız bu sonuncu diyor, imanın en zayıfıdır. O pısırık adamların işidir. Aslında yapma diyeceksin, fiilen düzelteceksin. Elinden gelmiyor. Ha, o zaman işte hiç olmasa kalben, ondan diyoruz marufu emretmek, münkeri, dine uygun olmayanı, Kur'an'a, hadise uygun olmayanı önlemek, kaldırmak, uygulamamak, uygulatmamak Müslümanlığın temel prensibidir. Her Müslümanın görevidir. Yalnız polisin işi değil. Hırsızlığı önlemek. Evet, başkasının namusunu, göz dikenlere engel olmak yalnız polisin işi değil. Her Müslümanın işidir. Buna otokontrol diyorlar şimdi batılılar. İnsanların kendi kendini kontrol etmesi. Evet, batılılar böyle yaşayabiliyor. Böyle olmasa çünkü kendi de huzur bulmayacak. Herkes şeylik yapıyor orada, polislik yapıyor. Böyle bir düz çizgiyi aşmak trafikte yasak değil mi? Sen bir aç düz çizgiyi aş, hemen polis yok. Karşına dikiliyor polis. Apartmandan görmüş, telefon ediyor. Bu adam düz çizgiyi geçti. Herkes polis. İstanbul bunu istiyor. Herkes kötülüğü önleyecek. Elinden geldiği kadar otokontrol deniyor. O zaman işte polise gerek yok. Polise gerek yok. Zaten Müslüman inandığı Allah'ın görmediği, bilmediği, duymadığı var mı? Kimsenin olmadığı, ne kimse, Allah var. Kimsenin görmüyor, Allah görüyor. Zaten o kendini Allah tarafından kontrol edip bildiği için yapmaması lazım. Ama yapan olursa da diyecek, sen niye bunu yapıyorsun? Onu yapamıyor. Ha, hiç olmazsa içinden buğz edecek. Evet, böyle diyor. Bu maruf, Kur'an'a uygun, Peygamber'in sünnetine uygun olan şeye denir. Münker de Kur'an'a uymayan, sünnete uymayan, tabii Kur'an ve sünnetinden aldığı yetkiyle İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Ahmed İbni Hanbel, İmam Malik bin Enes içtihad ediyorlar. Bu da din demektir. Buna da uygun olana maruf derler. Bunlara da uymuyor. Atıyor adam. Ha, bu münkerdir. Bunu yaptırmayacaksın. Fiilen engel olacaksın. Yapamıyorsun. Sözle müdahale edeceksin. Yapamıyorsun. Kalben reddedeceksin. Evet, bu imanın en zayıf noktasıdır. Ve izâ huddistum anni bi hadisin tunkirûnehu. Benden böyle dine uygun bir şey nakledildi mi? Peygamber böyle söyledi. Bakıyorsunuz Kur'an'a uygun, dinimize uygun. Kabul edin, tasdik edin. Sakın bunu almamazlık etmeyin. Ya ben bunu Buhari'de bulamadım demeyin. Dinin özüne, sözüne uygunsa alın. Ama benden birisi bir hadis nakletti size. Tunkirunehu. Dine uygun değil.
şeriata yani dine uygun değil, Kur'an'a uygun değil. Ve la tarifunehu, tanımıyorsunuz. Kur'an'ın esaslarına uygun bulmuyorsunuz. Fekezzibuhu, evet, fekezzibu bihi, onu yalanlayın, kabul etmeyin. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle de buyurmuş: men haddese bi hadisin fehuve yara ennehu kizbün fehuve ahadul kafirine kazibine, yahut da kazibeyni, iki şekilde rivayet var. Bir adam mesela, şimdi ben hadis okuyayım, hadisin uydurma olduğunu biliyorum, buna rağmen naklediyorum. İki yalancıdan birisisin ve yalancılardan birisi de o nakledendir. Öyle diyor. Biliyor hadisin uydurma olduğunu. Buna rağmen herkesin hoşuna gidiyor diye söylüyor. Onu uyduran yalancı. Peygamber söylememiş. Sen nakledince sen de yalancısın. İki yalancıdan birisi sensin. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için size böyle, ben mesela vaaz ediyorum şimdi, konuşuyorum ya, siz de Müslüman, evet, bu burada şimdi size büyük bir şey var. Biz de şimdi hoca bilir. Yo, sen de bileceksin. Haramı helalı sen de bileceksin. Namazı nerede sahih olur, nerede olmaz. Namazı bozanlar, bozmayan şeyler nelerdi? Sen de bileceksin. Neden? Çünkü Müslümanlıkta imamlık mesleği diye bir meslek yok aslında. Toplandığımız zaman namaz kılmaya bakacağız. Aa, sen en alimimizsin, en çok bilenimizsin. Buyur imamlığa diyeceğiz. Mesela esnaf arasında toplandığınız namaz kılacaksınız. Hoca yok. Siz tüccarsınız. Yalnız namaz kılmak yok. Mutlaka cemaat olacaksınız. Yalnız namaz kılmanız mekruh, caiz değil. Beraber cemaat olacaksınız. İslam'da bu çok önemli bir prensiptir. Bakacaksınız, sen diyeceksiniz, en iyi, en çok okuyanımız, yazanımız, hepsi aynı. Yaşlı olanı seçeceksiniz, tecrübeli diye. Onu seçeceksiniz. Yani bir gün sen de imamlığa geçebilirsin, hazır ol. Öyle ya, hocanın olmadığı yerde bir gün sen de imam olabilirsin. Yalnız namaz kılmak yok, cemaat olacaksınız. Hazır olacaksınız. Mutlaka fıkıh okuyacaksınız. En azından İlmihal bir kitabını devireceksiniz. Anlayacaksınız. Bir gün imamlık ya geçirebilirler beni diye, başıma bu gelebilir diye, bunları imamlık yapabilecek kadar bilgiyi edinmek zorundasınız. Bu farz-ı ayın. Gusül ne zaman geçerli? Abdest ne zaman geçerli? Namaz ne zaman geçerli? Oruç ne zaman geçerli? Bunları bilecek kadar bilgi sahibi olmanız farz-ı ayındır. Detaylarını hoca bilecek. Ama siz bu kadar bilmek zorundasınız. Bunu bilen de zaten imamlık yapabilir. Sen de bir gün imamlık yapabilecek durumda olacaksın. Bunu hiç unutma. Evet, bu hocanın işi canım. Evet, hocanın işi. Evet, evvel emirdi onun işi ama sen de bir gün imam olabilecek kadar bilgi sahibi olmak zorundasın. Evde mesela işin dolayısıyla şu veya bu da, bu sebeple camide cemaatle namaza gidememişsin. Hanım ayrı kılıyor, sen yo. Sen imam olacaksın, hanım sana cemaat olacak. Oğlun kızın mümeyyiz çocuklar, imam bir şey olacak, cemaat olacak, sen imam olacaksın. İmam ne demek? O namazı geçerli mi değil mi? Bu bilgiye sahip olan adam demek. Bunları öğrenmek zorundasın. Yalnız namaz kılmak yok. Kılsan da zaten namazın 12 tane farzı var. Biri yok, namaz yok. E bunları bileceksin. E bunları söylüyor zaten. Bunlara da ilmihal deniyor. Evet, böyle sen dinimizin esaslarını, ana umdelerini öğrenmek zorundasın. Zorundasın. Evet. Şimdi hadis naklediyoruz. Önümüzde hadis kitabı var. Hep hadis okuyoruz size. Ama dikkat ederseniz kitaptan okuyorum ben. Çünkü burada hadisler, yarın hesabını vereceğim ben. Sorulacak bana. Peygamberimiz diyecek ki onu ben söylemedim. Niye söyledin?
Ben de kitaptan okudum işte. Ondan bu da, bu zat da bak dikkat ederseniz bunu kim rivayet etmiş? Tirmizi, İbn-i Mace, Buhari diye altına yazı yazıyor. Ben oradan aldım bunun diyor. Bir dayanan olacak. Kesin bilmiyorsun bir hadisi. Ama böyle kaynaklara ulaşacaksın. Hiçbirinde yok. Nakledemezsin. Kale Resulullah diye ahkam kesemezsin. Söyleyemezsin. Bir kaynak bulacaksın. Öyle rastgele konuşamazsın. Peygamber'e iftira etmek cehennemde yerine hazırlanmak. Geçen derslerde söyledik. Evet, böyle hadisin sıhhatini bir kaynağa dayandırmadan hadis nakletmek yanlış. Yalancıdan, iki yalancıdan, uyduran yalancıyla nakleden ortaktır. O da bir yalancıdır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O yalancıya ortak olmuş oluyorsun. Zalime yardım etmiş oluyorsun. O zulmediyor, peygambere iftira ediyor. Sen de ona ortaklık yapıyorsun. Aynen öyle. Evet. Bundan dolayı sahabe o kadar korkarlarmış ki. Arkadaşından sahabeden hadis nakledecek. Peygamber, o da peygamberden duydum diyor. Ya peygamberin değilse bu diye peygamberi söylemezlermiş. Çünkü peygambere iftira eden cehennemlik. Hiç olmazsa diyor sahabeden gelmiş olan hadisi uydurmuş olayım. Hani uydurmamak istiyor da, işi garantiye bağlamak istiyor da, ya çürükse hadis diye korkusundan peygamberden çürük hadis nakletmek çok çok veballi diye sahabede bırakıyorlarmış işi. Resul-i Ekrem'in anmıyorlarmış. Resul-i Ekrem'den şu duydu, ondan ben duydum demesi lazım. Ben şu sahabeden duydum deyip peygamberi söylemezlermiş korktuklarından. Onu söylüyor. Evet. Böyle isnat dediğimiz, yani peygamberden kim duydu, ondan kim duydu, ondan kim duydu, sana gelince kadar ki hadis ravileri zincirine isnat. Bu sahihse evet, akla uygun, dine uygun, o zaman onu kabul etmek mecburiyetindesin sen. Şimdi diyorlar ki efendim hadis peygamberden 200 sene sonra toplandı. Şüphelidir. Nereden biliyor şüpheli olduğunu? Mantıken diyor ki 200 sene sonra toplandı. Bu mantık geçerli değil. Peygamberimiz Efendimiz sözlerini hiç dibinden ayrılmayan Ebu Hureyre, her ne konuşuruzu kaçırmayayım diye adam evlenmemiş. Ticarethane açmamış. Ziraat etmemiş. Her ne diyorsa duyacağını kaçırmayayım diye. Böyle çok adam var. Böyle hadis hastası diyelim. Efendim ne söylese ezberleyeceğim, kaçırmayacağım diyen sahabiler var. 200 sene sonra toplanmış ama böyle, ondan da onun arkadaşı tabiun var. Onun da onun tebe-i tabiun var. Zaten orada yazılmış. Tebe-i tabiun döneminde, yani 200 sene sonra kitaba geçirilmiş. Artık rivayet zinciri yazıyla olmuş. Ama o zamana kadar böyle, ben Resulullah'tan duydum diyen sahabeden arkadaşı naklediyor. Tabiun naklediyor. Onlar gayet sağlam bir şekilde günümüze kadar gelmiş. 200 sene sonra toplanmış diye bu mantıkla hadis şüphelidir diye reddedemeyiz. Reddedemeyiz. Böyle dinimizin esaslarına uygun ravi zinciri, isnat sağlamsa Zerkeşi diyor ki ve başkaları, o hadisi kabul etmek zorunludur. Fe inni la akulu ma yunkeru ve la yurafu. Çünkü ben böyle Kur'an'a uymayan, dine uymayan, sizin aklınıza uygun olmayan şeyi söylemem. Evet. Söylemem. Böyle uygunsa alınız. Hakim Tirmizi Ebu Hureyre'den bu hadisi nakletmiş.